Eğer bir gökdelen inşa etmeniz gerekseydi bunu seçmezdiniz. Zorluklara bir göz atın. Tayfun rüzgarlarına direnmeli. Katı bir teslim tarihine yetişmeli. Ayrıca hiçbir gökdelenin ulaşamadığı bir amaca ulaşmalı. Elektriğinin tamamını kendisi üretmeli. Bu mekanik mühendisleri için kutsal hazinedir. Çin'in güney ucunda Pearl Nehri'nin yanında Gansu şehri uzanıyor. 1000 yıl önce burası uluslararası bir merkezdi. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan Deniz İpek Yolu'nun önemli bir limanıydı. Şimdi tüm dünya buraya geri dönüyor. Gansu sıradaki Asya Olimpiyatlarının yuvası olacak. Bu büyük olay yaklaşırken şehir milyarlarca dolar değerinde bir bakımdan geçiyor. Gansu'nun merkezi iş merkezi bölgesinde yükselen düzinelerce bina var. Ama hiçbiri Pearl Nehri Kulesi'ne benzemiyor. Tamamlandığında 71 katlı bir bina olacak ve dünyanın en yüksek binaları arasına girecek. Bu boyutlardaki bir binanın tüketeceğinden %60 daha az enerji tüketecek. Ayrıca kendi enerjisini üretmek için rüzgarın ve güneşin gücünü toplayacak. Burada doğa hem müttefik hem de düşman. Tayfunlar her yaz şaşmaz bir şekilde Güney Çin'i kasıp kavuruyor. Büyük bir fay hattı Gansu yakınlarından geçiyor. Mühendisler sadece doğanın güçlerini toplamakla kalmayıp aynı zamanda onlara direnen bir kule inşa etmeli. Şu anda 1000 işçi inşaatı programlanan zamana yetiştirmek için çalışıyor. İnşaat sahasının öbür ucunda baş mühendis Dr. Sui Shaoqing radikal bir proje planını betondan bir gerçeğe dönüştürüyor. Üzerimde muazzam bir baskı var. Doğrusunu söylemek gerekirse buraya geldiğimden beri saçlarım ağardı. 45. katta 8 tonluk çelik kirişleri yerleştiriyorlar. Depremlere daha dayanıklı olması için tüm binayı kaynaklamak yerine binlerce aşırı güçlü somun ve civata kullanarak inşa ediyorlar. Sadece somun ve civata kullanmanın getirdiği zorluk son derece hassas olunmasını gerektirmesidir. Kaynakla birleştirilen eklem yerlerinde bir hata payınız olur. Ama sadece somun ve civata kullanırken hata payını birkaç milimetreyle sınırlandırmak zorunda kalıyoruz. Aksi takdirde tüm çelik yapıda büyük kusurlar olur. İnşaat sahasındaki kusursuz montaja, buradaki kusursuz imalat aynı tutuyor. Burası Jiangsu eyaletindeki Huning Çelik Fabrikası. Fabrika Pearl Nehri Kulesi'nin inşaatı için 18 binden fazla çelik parça imal edecek. 2 yıldan uzun süre içinde bu fabrika 29 bin ton çelik üretmiş olacak. Bu da yaklaşık 3 Eyfel Kulesi inşa etmeye yetecek kadar çelik demek. Parçaları seri üretime geçmeden önce her prototipi kırılma noktasına kadar zorluyorlar. Bir bilgisayar uygulanan kuvveti ve çeliğin izafi gücünü kaydediyor. Parçaları yapmaya başlamadan önce çeliğin kusursuz bir şekilde dümdüz edilmesi gerekiyor. İri kirişleri üzerlerindeki belli noktaları hassas bir oranlamayla basınç uygulayarak büküyor. Ultrason makinesi kullanarak her kaynak yerini test ediyorlar. Bu kulenin iskeletini tamamlamak için toplam 820 bin civata deliği açacaklar.
Bu makine aynı anda 5 bağlantı plakasında delik açabiliyor ve her plakada doğru noktayı delmeyi başarıyor. Bazı yüzey plakalarında 650'den fazla cıvata deliği bulunuyor. Fabrika, inşaat sahasında çıkacak aksaklıklardan sakınmak için kulenin önemli parçalarını önceden imal ediyor. Çünkü önceden birleştirmek her parçanın kalitesini ve ne kadar doğru yapıldığını ortaya çıkartabilir. Her şey uygunsa parçaları inşaat sahasına naklederiz. İyiyse inşaat sahasında işlerin pürüzsüz ilerlemesini sağlamak için hataları fabrikada onarırız. Günümüzde inşaat ve Çin kelimeleri bir arada anılıyor. Her sene ülke 2 milyar metrekare inşaat yapıyor. Bu da dünyanın yeni binalarının yarısı ediyor. Ama bu müşteri diğerlerinden ayrılan bir bina istiyor. 2005 yazında dünyanın önde gelen mimarlık firmalarına bir yarışma özeti geçiyorlar. Mimar Adrian Smith bir zamanlar Çin'in en büyük binası olan Şangay'daki Jin Mao Kulesi ve şu anda dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Halife gibi ikonlar yarattı. Peki bir geri dönüş için ne yapabilir? Özeti okumaya başladığımda geleceğe yönelik, çevreyle uyum içinde olan bir binadan bahsettiklerini gördüm. Ve bu müşteriye sıfır enerji tüketen bir bina sunabileceğimizi düşündüm. Tükettiği kadar enerji üreten aşırı yüksek bir bina. Daha önce kimse böyle bir bina yapmadı. Bu, insanın genellikle mimariyle bağdaştıramadığı bir kavram üzerine kurulu olan radikal bir tasarım. Yüksek performans. Adrian Smith ve meslektaşı Gordon Gill, yüksek performanslı bir bina konusundaki teorilerini pratiğe geçirmek için hevesle bir fırsat bekliyordu. Aerodinamik özelliklerini kullanmak, otomobillerin veya jetlerin tasarımlarına bakmak, bazı şeylerin nasıl yüksek performans sergilediğini görmenize yardımcı oluyor. Tıpkı bir atlet gibi, atletin kaslarının şekillendirildiği gibi performans sergilemek üzere tasarlandı. Rüzgarı bir ağız veya gövdeye nakletmeye çalışacağız. Gövdeyi bir jet veya araba gibi tasarlayabiliriz. Mesela bir Ferrari gibi. İçgüdülerim bana bir beyzbol eldiveni gibi rüzgarı yakalayacak bir şey yapıp bunu maksimum oranda kendi avantajımıza çevirebilecek miyiz görmemizi söylüyordu. Sadece bir hafta sonra Gordon dünyada enerji açısından en etkin süper yüksek binaya dönüşecek olan planı çiziyor. Bunda farklı bir şey olduğunu biliyordum. Bunu biliyordum. Bir anda çıkıverdi ve harikaydı. Muhteşem bir sabahtı ve o sabahı asla unutmayacağım. Geleceğin eskizini çiziyor. Rüzgar altındaki bir yelken gibi kıvrılıyor. Dört delikte elektrik üretmek için birbirine entegre edilmiş türbinler bulunacak. Tüm binayı iki katlı ve yüksek teknolojili özel bir cam kaplıyor. Camların içinde daha fazla elektrik üretmek için güneş panelleri var. Son taslağı Adrian'a gösterdiğimde hatırladığım kadarıyla şöyle dedi. Bir araba koltuğuna benziyor. Ben de evet biraz benziyor dedim. Çin'deki müşteri bu konsepte bayılıyor. Beni en çok etkileyen şey sıfır enerji fikriydi. Bu onlara kontratı kazandıran anahtar unsur oluyor. 4 yıl sonra bu radikal tasarım gerçeğe dönüşüyor. Mühendis Roger Freshet gelişmeyi görmek için düzenli olarak ülkeye geliyor. Proje çok yavaş başlamıştı ama bina yerden yükseldikçe inşaat hızı artıyor. Bu çok heyecan verici. Binaya doğru kıvrılan çeliğin yerleştirildiğini görebiliyorsunuz. Burası aslında üst sıradaki rüzgar türbini yuvalarının alt kısmı, yani başlangıcı. Tüm binanın şeklinin vücut bulmaya başladığını görebiliyorsunuz. Göremediğiniz şey ise buraya kadar gelmek için neler gerektiği. Altında yerin üstünde kapladığı alanın kabaca 3 katı kadar bir zemin kat bulunuyor. 30 metre derinliğe sahip olduğu için Çin'deki en derin zemin katlardan biri sayılıyor. 800 araç alabiliyor. Zemin katın inşaatında birçok zorlukla karşılaştık.
Sadece 10 metre derine indiklerinde ana kayaya gelip çattılar. Zemin katı aşamalar halinde açmak için patlayıcılar ve hava basınçlı sondaj cihazları kullandılar. Yaklaşık 100 olimpik havuzu dolduracak kadar moloz ve toprak çıkarttılar. Kuleyi desteklemek için aralarında daha küçük kolonlar bulunan 4 adet çelikten mega kolon yerleştirdiler ve hepsini yerin 30 metre derinine gömdüler. Bu çelikten iskeletin içinde binanın beton çekirdeği yükseliyor. Bu da tüm inşaatın öncüsü oldu. Dış iskelet 46. kata kadar tamamlandı ve beton çekirdek 53. kata ulaştı. Çekirdeğin üzerine çekirdek duvarını oluşturan kirişleri yerleştiriyorlar. Bu köşe kirişi 53. kattaki çalışma platformuna doğru gidiyor. Yerden 230 metre yüksekte bulunan vinç operatörü, tamamen aşağıdaki çalışma platformunda bulunan ekip arkadaşlarının talimatlarına bel bağlıyor. Dikkatli bir koordinasyonla bu tek parça taşı yerine oturtuyorlar. Vinç kirişi sabit tutarken, işçiler onu sadece 2 milimetrelik bir hata payıyla yerine yerleştiriyor. Bir tetkik ekibi son ayarları yapıyor. Yerine sabitlendiğinde birinin kirişi vinçten kurtarması gerekiyor. Bu cesur olmayanlara göre bir iş değil. Ama bu deneyimli işçi en tepede mola vermeye bile zaman bulabiliyor. Hearn nehrinde çelik yerleştirme çalışması, geleneksel yüksek işçiliği yanında çocuk oyuncağı gibi bırakıyor. Bunun sebebi bütün bu zarif kıvrımlar. Çok sayıdaki kıvrım, çoğu geleneksel binanın düz yüzeyinin aksine bu binanın yüzeyini 3 boyutlu düşünmemizi gerektiriyor. Her parçayı yerleştirmek için çok daha fazla tetkik noktası gerektiren ve çift katmanlı tetkik sistemi adı verilen karmaşık bir sistem kullanıyorlar. İlk başta çevredeki binaların üstlerinde tetkik noktaları oluşturuyorlar. Bunun ardından kulenin çevresinde ve çekirdeğin kenarlarında bir dizi tetkik noktası daha kuruyorlar. Böylece yerleştirdikleri her parçanın boyunu eksiksiz bir şekilde ölçebiliyorlar. Çift katmanlı sistem geleneksel binalarda nadiren kullanılıyor. Ama buradaki mühendisler bu sistem olmadan yaşayamaz. Çeliği konumlandırmak ilk zorluk. Sıradaki zorluksa yapı iskelesi kullanmadan betonu çeliğe çıkartmak. Hearn Nehri Kulesi'nde işçiler mega kolonları inşa etmek için günde 10'ar saatten 2 vardiya halinde çalışıyor. Hidrolik tırmanma iskeleti adı verilen zeki bir cihaz sayesinde burada çalışma 2 kat hızlı ilerliyor. 4 mega kolonun her birine bağlı duran bir tırmanma iskeleti var. İskelet yerden yukarı yapı iskelesi kurmayı gerektirmeden her mega kolona beton dökülmesini sağlıyor. Gu Jiansai, patenti Şangay İnşaat Grubu'na ait olan tırmanma iskeletinden sorumlu. Artık yapı iskelesi olarak tırmanma iskeletini kullanıyor ve en tepeye kadar çıkabiliyoruz. Çok gelişmiş bir teknoloji. Tırmanma iskeleti dikey bir raydan, betonu barındıracak bir kalıptan ve en üstünde bulunan bir çalışma platformundan meydana geliyor. İnşaat yükseldikçe iskelet de mega kolonlarla birlikte yükseliyor. 26. katta beton dökmeden önce mega kolonun çelik çekirdeğinin etrafına destek çubuklarını yerleştirdiler. Tüm boşluklar doldurulduktan sonra kalıp alt kattan yükselmeye başlıyor. Bir seferlik yatırımla bu teknolojiyi kullanarak tüm operasyonu sadeleştirebiliyor, zaman kazanabiliyor ve aynı zamanda vinçlerin iş yükünü azaltabiliyoruz. Kalıbı 25. kattan 26. kata çıkartmak 2 saat sürüyor.
Ekip bundan sonra beton dökmeden önce kalıbı desteklemesi için geçici çelik kirişler yerleştiriyor. Mühendis Zhang Sang her safhayı denetliyor. Normalde 3 günde bir kat bitiririz. Eğer hidrolik tırmanma iskeletini kullanmasaydık her kat için 6 gün gerekirdi. Ama şimdi karşılarında başka bir dev zorluk var. Betonu zemin seviyesinden 100 metre yukarı çıkartmak. Bu son teknoloji ürünü Sunny beton pompası, betonu 27. kata saatte 30 metreküplük bir oranla pompalıyor. Bu da bir kargo konteynerini doldurmaya yetecek kadar beton demektir. Bir vücudun atar damarları gibi binadaki her katı birbirine bağlayan bir boru sistemi mevcut. ...27. kattan 26. kattaki kalıba beton dolduruyorlar. Beton kuruduğunda tüm işlem baştan başlıyor. 26 kat tamamlandı. 45 kat kaldı. Yüksek performanslı Pearl Nehri Kulesi... ...kendi boyutlarındaki geleneksel bir binaya oranla... %60 daha az enerji tüketecek. Yüksek performansı sağlayan anahtar özelliklerden biri de çift katlı cam dış yüzey. Şöyle düşünebilirsiniz. Tıpkı bir sünger gibi bu binanın nefes alan bir derisi olacak. Dış yüzeyini sadece binanın içine ne kadar ışık geçeceğini düzenlemek için kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda binaya girmesine izin verilecek sıcaklığı ve ışınımı da kontrol edecek. Pearl Nehri Kulesi dünyadaki en büyük çift duvarlı dış yüzeye sahip bina olacak. Onu tasarlamak, Skidmore'daki tasarımcılar ve Ganzo Tasarım Enstitüsü'nden yerel mimarlar için çok zor bir görev olacak. Pearl Nehri Kulesi, kıdemli mimar Huang Huijin'in bebeği. Tasarım aşamasında birçok soru sorduk. Mesela çift katmanlı dış cephe için sıcaklık bir sorun olur mu? Bunun gibi dış cepheler işe yarıyor. Avrupa yıllardır onları kullanıyor. Ama daha önce kimse bu teknolojiyi Güney Çin gibi sıcak ve nemli bir ortamda kullanmadı. Avrupa'nın yaygın çift katmanlı dış cepheleri sıcaklığı içeride tutuyor. Ganzo'da sıcaklığı dışarıda tutacak bir tasarıma ihtiyaçları var. Çift katmanlı dış cephe aralarında boşluk olan iki cam katmanından oluşuyor. Yaygın olarak içerideki katman sıcaklık kaybını önlemek için düşük yayımlı maddeden yapılıyor. Bu da Tropik Ganzo için yanlış bir tasarım demek. Pearl Nehri Kulesi aynı malzemeleri alıp ters yüz ediyor. Ganzo'da ortalama sıcaklık 22 santigrat derece olduğu için tasarımcılar düşük yayımlı camı dışarı taşımak suretiyle güneş ışınlarının çoğunu binadan dışarı yansıtıyor. Aynı zamanda iki cam arasındaki boşlukta bulunan gümüş renkli otomatik jalüziler sıcaklığı dışarıda tutmaya yardımcı olacak. Çift katmanlı cephe ve otomatik jalüzi sistemi Ganzo sıcağının %70'inden fazlasını binanın dışında tutacak. Binanın dışındaki sensörler güneş ışığını takip edip jalüzileri otomatik olarak ayarlayacak. Sıradaki zorluk insanları serin tutarken enerji tasarrufu yapmak. Çoğu bina insanları serinletmek için hava kullanır. Bol miktarda serin hava içeri girer ve insan vücuduna temas edince kendinizi serinlemiş hissedersiniz. Bu bina bunu yapmıyor. Bunun yerine mühendisler sıcaklığı metal tavan panellerinin arasından soğuk su geçirerek kontrol ediyor. Bu teknolojiye soğuk yayılımlı tavan adı veriliyor. Yani binadaki tüm tavan sistemi soğuk bir radyatöre dönüşüyor. İnsanlar bir odaya girdiklerinde sıcak vücutlarından yayılan ısı tavanın serinliğiyle yer değiştiriyor ve onları rahatlatıyor. Bir zorluk daha var. Kule sakinlerinin sağlığını tehdit eden bir zorluk. Kirlenmiş hava. Normal hava sistemleri bina içinde aynı havanın 5 veya 6 defa akımını sağlar. Çoğu insan hava sistemleri sebebiyle bir binanın içinde hastalık kapar. Zira koridorun sonundaki başka bir insan hasta olabilir. Ganzo'da hava yoluyla bulaşan hastalık tehlikesi çok yüksek. 2002'de bu eyalet SARS olarak bilinen ölümcül bir salgın hastalığın çıkış noktasıydı.
Salgın kontrol altına alınmadan önce 10 kurbandan biri...